Bu şiir örneklerinin ait oldukları şiir eğilimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Dönemler burada. Tabloda 1, 2, 3, 4 şeklinde sütunlar var. Şiirlere bakalım arkadaşlar. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir diyor. Dizelerde şairin yalnızlığı anlatılmakta. Geçmişin yabancı gelmesi, geçmişi hiç yaşamamış gibi olduğu anlatılmakta. Yani bireysel duyguların hakim olduğu söylenebilir. Bunun yanında dizelerin belli bir ritme sahip olduğunu, biçime önem verildiğini söylemek de mümkündür. Güzel bir şiir ortaya koyulmak istenmiş diyebiliriz. ve bu saymış olduklarım da saf şiir anlayışının, saf şiir anlayışının özellikleri olarak kabul edilebilir. İkinci şiire baktığımızda ne arzum ne emelim, yaralanmış bir elim, ben gurbette değilim, gurbet benim içimde. Sade bir üslup, 1 2 3 4 5 6 7 yedili hece ölçüsüyle yazılmış, gurbet temasının işlenmiş olduğu bir şiir. Ee, biçim ve içerik halk şiiri özelliklerine aittir arkadaşlar. Dolayısıyla milli edebiyat anlayışına ait bir şiir olduğunu söyleyebilmekteyiz. Üçüncü şiire baktığımızda yaşamayı ciddi alacaksın yani o derece. Öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğine bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin kafiye ve ölçü bakımından bakıldığında bir bağımsızlık durumu söz konusu. Yani kafiye ve ölçüye bağımlı olarak bağlı olarak yazılmış bir şiir değil. Serbest şiir olarak değerlendirebileceğimiz bir şiir. yaşam temasının işlenmiş olduğu bir şiir. Biz bu tarz şiirlere serbest nazım serbest nazım ve toplumcu şiir anlayışı diyoruz arkadaşlar. Cep delik, cepken delik, kol delik, mintan delik Yen delik, kaftan delik, kevgir misin be kardeşlik? Ee, şiirin süsten, kafiyeden ve sanattan uzak olması, günlük hayattan sıradan bir konunun işlenmesi ile bu şiirin de birinci yeni anlayışına uygun olduğunu söyleyebiliriz. Saf şiir, ee, saf şiir burada. Şunu eledik. Zaten tek bir seçenek kalıyor. Milli Edebiyat, zevk ve anlayışı ikinci şiir. Serbest, nazım ve toplumcu şiir. Birinci yeni, son şiir, doğru cevabımız. D seçeneği olmalıdır. Bazı özellikleri verilen Cumhuriyet dönemi şairi aşağıdakilerden hangisidir? Felsefi ve lirik anlayışla yazmaya başlamış, sonraları milli ve toplumsal bir anlayışa kaymıştır. Yapma destan türüyle özdeşleşmiş Cumhuriyet dönemi üretken şairlerindendir. Metafizik konuları işlediği Çocuk ve Allah kitabıyla tanınmıştır. Fazıl Hüsnü Dağlarca, epik, dramatik ya da lirik, didaktik düzeye e, ...düzeyde şiirlere sahip bir sanatçıdır Fazıl Hüsnü Dağlarca. E, her ikisinde de toplumsal gerçekliğe kavuşmayı arzulamıştır. Epik, dramatik ya da lirik didaktik yazmış olduğu şiirlerin tamamında... ...ikisinde de toplumsal gerçekliğe kavuşmayı amaçlamış bir şairdir Fazıl Hüsnü Dağlarca. Türk tarihinin önemli savaşlarını e, destan boyutunda işlemiştir. Neler vardır? Üç Şehitler Destanı vardır, Çanakkale Destanı ya da Çakırın Destanı gibi eserler... ...yapma destan türü e, olarak kabul edilebilir yani türün önemli örneklerini vermiş bir sanatçıdır. Çocuk ve Allah, bir de Havaya Çizilen Dünya adlı kitapları oldukça önemlidir ama Çocuk ve Allah kitabıyla asıl kişiliğini bulduğunu söyleyebilirim Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın. Diğerlerine de bakalım arkadaşlar. Behçet Necatigil şiirlerinde kendi evinden başlayarak öteki evlere, sokağı, çevreyi giderek dış dünyayı ve toplumu sorunlarıyla anlatmıştır. İlk şiirlerinde açık anlama sahip şiirleri vardır. Fakat sonraları divan şiirinin özelliklerinden yararlanma yoluna gitmiş ve kapalı bir şiire ulaşmıştır. Edebiyatımızda evler şairi olarak tanınan bir kişidir. Kapalı çarşı, eski toprak, iki başına yürümek gibi eserlere sahiptir Behçet Necatil. Vasfi Mahir Kocatürk, yedi meşalecilerdendir. Kahramanlık ve millet temalı şiirler yazmıştır ve şiirlerinde halk şiirinin biçim ve özelliklerinden faydalanarak hece ölçüsünü kullanmıştır. Özellikle araştırmacı kimliğiyle öne çıkar. E, bu tarzda yazdığı Büyük Türk Edebiyat Tarihi adlı eseri de önemlidir Vasf Mahir'in. E, bunun yanında Dağların Derdi, Tunç Sesleri gibi şiir türünde Yaman, Sanatkar, On İnkılap gibi tiyatro türünde eserleri bulunmaktadır. Cahit Sıdkı Tarancı'ya baktığımızda şiiri kelimelerle güzel şekiller kurma sanatı olarak tanımlamış 35 yaş şiiriyle bilinen bir sanatçıdır. Yalnızlık, ölüm ve yaşama sevinci özellikle işlemiş olduğu temalardır. Ahmet Muhip Dranas doğal sevgisi ve aşk konularını işlemiştir. Fahriye abla şiiri çok meşhurdur. Bunun yanında Olvido kar gibi şiirleri de önemlidir. Ayrıca Kırıksaz adlı eserinde Tevfik Fikret'in şiirlerini sadeleştirmiştir. Ahmet Muhip Dranas. Tekrar söylüyorum. Bazı özellikleri verilen Cumhuriyet dönemi şairi Fazıl Hüsnü Dağlarcı'dır. Doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki kutucuklarda verilen soruların cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarken bir sorunun birden çok cevabının olabileceğini göz önünde bulundurunuz. Tablomuz ve sorularımız burada. Ee, hangileri boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? Sorumuz bu. Hangisi hisarcılar olarak da bilinen topluluğun üyesidir diyor. Munis Faik Ozan Soy hisarcılar arasında yer alır ve bunun yanında Mehmet Çınarlı da vardır. Başka da burada yok. A ve D'yi aldık. Hangisi imgeli, çağrışımlı sanatı savunan Cumhuriyet dönemi ilk şiir topluluğudur? Yedi meşalecilerdir arkadaşlar. O da yumuşak G olarak gösterilmiş. Onu da aldık. Hangisi şiir anlayışını basitlik, sadelik, aleladelik yani sıradanlık şeklinde duyurmuştur? Garipçiler yani birinci yenicilerdir arkadaşlar. Onu da C olarak aldık. Son olarak hangisi hikemi şiir tarzının son dönem mistik şairlerindendir? Bakıldığında Necip Fazıl Kısa Küre'yi görüyorum. E olarak onu buraya aldık. Bunlar boşluklara gelmesi gerekenler. Boş kal boşta kalanlar ise Ferit etgüdür B, ikinci yeni, C, beş hececiler F ve Ahmet Arif G harfi olarak gösterilmiş. B, C, F, G. Bunlar boşta kalanlar. O da C seçeneğinde. Doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Bu parçadaki boş bırakılan yer aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir? Nokta nokta ikinci yeni şiirinin önde gelen şairlerindendir. Hem divan hem halk şiirinin geleneklerinden yararlanmış. Geleneğe karşı olduğu halde gelenekten ustaca yararlanmıştır. Şiiri kurulu düzene karşı bir argüman olarak görmesi, yani şiir anayasaya aykırıdır der kendisi. Şiirlerinde zaman zaman bir isyan duygusunu belirginleştirmiştir. Çıkardığı Papyrus dergisi ikinci yeninin önemli yayın organlarından olmuştur. Doğru cevabımız Cemal Süreyya Almalı'dır. Hepsi ikinci yeni sanatçılarıdır aslında bu. Fakat Papyrus dergisi burada çok net bir şekilde bize Cemal Süreyya'nın verildiğini göstermekte. İkinci encilerin toplanmış olduğu bir dergidir arkadaşlar Papyrus dergisi. Cemal Süreyya'nın çıkarmış olduğu bu dergi. İkinci Yeniciler bu dergi etrafında toplanmışlardır. Bunun yanında Folklor Şiire Düşmandır yazısı oldukça meşhurdur ve burada da bahsedilmektedir. Bu yazıda folklorik unsurların kalıplaşmış yapısının yaratıcılığa dayalı bir sanat olan şiir için bir tehdit oluşturduğunu ...savunmuştur Cemal süreyi arkadaşlar. Ee, Üvercinka adlı şiir kitabı ikinci yeninin sembolü kabul edilir. Bunun yanında Beni Öp Sonra Doğur Beni, Sevda Sözleri gibi eserleri de önemlidir. Diğerlerine baktığımızda Ece Ayhan ikinci yeninin önemli bir sanatçısı olsa da... ...kendisini sivil şair olarak tanımlar. Şiirlerinin hepsini Yort Savullar adıyla toplamıştır. Sezai Karakoç ikinci yeni şiir anlayışını İslam düşüncesine bağlamıştır soyut ve metafizik şiirlerinin yanında politik konularda yazdığı yazıları da önemlidir. Monarosa adlı şiiri çok önemlidir. Bu şiirin modern bir Leyla ile Mecnun denemesi olduğunu söyler Sezai Karakoç. Aynı zamanda Diriliş Dergisi'nin de kurucusudur. Bütün şiirlerini, bütün şiirlerini Gün Doğmadan adlı kitabında toplamıştır. Edip Cansever'e baktığımızda ilk şiir kitabının ikindi üstü olduğunu e, görüyoruz. Dirlik Düzenlik adlı kitabında bulunan Masada Masaymış Ha şiiri oldukça bilinen bir şiirdir. Yerçekimli karanfil adlı kitabı ikinci yeni akımının güzel örneklerini barındıran şiirlerle doludur Edip Cansever'in. Ülkü temele baktığımızda ilk şiir kitabı soğuk otların altında ile başlayarak ikinci yeni özelliklerini yansıtan şiirler kaleme almıştır. Bunun yanında şiir ve roman türünde Türkçe yaptığı çevirileri de oldukça önemlidir Ülkü Temel'in. Bahsedilen kişi Cemal Süreya. doğru cevabımız da E seçeneği. Bu parçadaki bilgi yanlışı numaralanmış bölümlerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Garipçilere tepki olarak doğan hisarcılar şairane söyleyiş savunmuş, sıradan ve basit şiire karşı çıkmışlardır. Kendilerini Atatürk inkılaplarını oluşturduğu yeni bir nesil olarak tanımlayan topluluk sonradan toplumcu gerçekçi bir çizgiye yönelmiştir diyor. Hisarcılar değildir, mavicilerdir arkadaşlar. Özellikle Atilla İlhan'la birlikte, Atilla İlhan'ın da içinde bulunmuş olduğu maviciler garip akımının sanat anlayışına karşı çıkmıştır. Garipçilere şairhaneli, şairhaneliği dışlayan e, basit ve açık şiir anlayışına, bunun yanında toplumcu gerçekçilerin şiiri belirli bir ideoloji e, ideolojiye sokan anlayışına karşı çıkmakla birlikte daha sonrasında da tabii ki e, toplumcu gerçekçi çizgide eserler vermeye başlamıştır. Maviciler yani hisarcılarla bir alakası yoktur buradaki parçanın. E, dolayısıyla 2 numara ile B seçeneği doğru cevabımız olmalıdır. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? İşaret çocukları Cahit Zarifoğlu'na bir ait bir eserdir. Türkiye'm Turgut Uyar, Üvercinka Cemal Süreya, Zaman Perdesi Sedat Umran değil, Mehmet Çınarlı'ya ait bir eserdir. Mehmet Çınar da his, e, Hisarcılar Akımı'nın kurucusu kabul edilen bir şair sanatçıdır. 40 şiir ve Bir Haydar Ergülen doğrudur. E, doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Zaman perdesi Mehmet Çınarlı'ya aittir. Sedat Umran'a ait değildir. Biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında bu dizeler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? Benim de mi düşüncelerim olacaktı? Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım? Sessiz sedasız mı olacaktım böyle? Çok sevdiğim salatayı bile aramaz mı olacaktım? Ben böyle mi olacaktım diyor şiir. Doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Orhan Veli'ye ait bir şiirdir. Şiirde uyak, dize gibi kalıpların göz ardı edildiği yani kuralsızca bir biçim düzenine girildiği görülmektedir. İçerik olarak bakıldığında söz sanatından, mecazlı söyleyişten uzak, yalın bir üslubun benimsendiği ve basit bir konunun işlendiği de göze çarpmaktadır. Bu şekilde sanatlı söyleyişten uzak, günlük konuşma diliyle yazılmış, basma kalıplıktan sıyrılmış şiirler garipçilerin yani birinci yenicilerin özelliklerindendir. Seçeneklere baktığımızda Sezai Karakoç ve İsmet Özel ikinci yenici, Arif Nihat Asya ve Ömer Bedrettin Uşaklı milli edebiyat anlayışını sürdüren şairlerdir. Orhan Veli ise tabii ki de bildiğimiz bildiğiniz üzere garipçilerden yani birinci yenicilerden bir sanatçıdır. Bununla birlikte Orhan Veli ile birlikte Oktay Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday da yine garip akımının mensupları arasındadır. Doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçada söz edilen eleştirmen hakkında 1-2-3-4 değerlendirmelerden hangisi yapılamaz? Tanpınar bence büyük bir edebiyat adamıdır. Önemli bir düşünürdür aynı zamanda. Ancak eserler arasındaki bana hafif görüneni şiirleridir. Oysa Tanpınar'ın kendisi en çok şiiri önem veriyordu. Sanırım önem verdiği bu alanda ortaya koyduğu bu eserleri kendisi de çok yeterli bulmuyordu. Yazmak istediği şiiri bir türlü yazam yazamadığını söyleyebiliriz demiş eleştirmen. Birincisi Ne İçindeyim Zamanın eserini Huzur eserinden başarısız bulmaktadır eleştirmen. Doğrudur arkadaşlar. Ne İçindeyim Zamanın adlı eser şiir türünde yazılmış bir eserdir. Huzur ise romandır. Ne diyordu burada eleştirmen? En çok en hafif geleni şiirleriydi diyor. Huzur roman yani romana kıyasla şiirleri daha edebi anlamda yetersiz, başarısız olduğunu ifade ediyordu eleştirmen. Dolayısıyla burası doğrudur. Tanpınar'ın Beş Şehir eserini öykülerinden daha iyi bulmaktadır diyor. E, Beş Şehir adlı eser denemedir arkadaşlar. Burada öyküyle ilgili herhangi bir bahis yok. Yani bir deneme öykü kıyası yok. Dolayısıyla böyle bir değerlendirme yapılamaz. Bunu yuvarlığa aldık. 3'e bakalım. Tanpınar'ın Bursa'da zaman şiirini yeterince yetkin bulmamaktadır. Doğru zaten şiiriyle ilgili daha demin eleştirmenin ne söylediğini ifade etmiştim birinci değerlendirmede bahsetmiştik bundan. Şiirlerini yetersiz buluyordu. Yani en hafif görünenin şiirler olduğunu söylüyordu eleştirmen. E Bursa'da zaman şiirinde yetersiz, yetkin, yeterince yetkin bulmaması yapılabilecek bir değerlendirmedir arkadaşlar. Mahur bestenin Tanpınar'ın yazmak istediği türden bir eser olduğunu iddia etmektedir diyor. Yanlıştır arkadaşlar. Mahur, Mahur beste roman türünde bir eserdir. Fakat yazmak istediği, Tanpınar'ın yazmak istemiş olduğu tür ise şiirdir. Dolayısıyla bu değerlendirmede yapılamayacak olandır. 2 ile 4 değerlendirmeleri bu parçaya göre yapılamayacak olanlar. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Numaralanmış yakıştırmalardan hangisi karşıda verilen şairlerden biriyle eşleştirilemez diyor. Gurbet şairi Kemalettin Kamudur arkadaşlar. Kemalettin Kamu gurbet, hasret gibi konuları işlemiş ve gurbet şairi olarak bilinmiş bir e, sanatçıdır. Destan şairi Fazıl Hüsnü Dağlarcadır ki e, Türk tarihinden çeşitli dönemleri destanlaştırarak anlatmış bir sanatçıdır Fazıl Hüsnü Dağlarca. Çakır'ın Destanı, Üç Şehitler Destanı, 19 Mayıs Destanı gibi önemli destanları, yapay destanları vardır arkadaşlar. Şair öğretmen Zeki Ömer Defnedir. Edebiyat öğretmenliği yapmasından dolayı şair öğretmen yakıştırmasını almıştır. Evler şairi Behçet Necati Gil'dir. Fakat burada kendisi yok. Buraya yazalım Behçet Necati Gil diye. Ee, ev, aile gibi, e, geçim derdi gibi konuları işlemesinden dolayı evler şairi ünvanını yakıştırmasını almış bir sanatçıdır Behçet Necati Gil. Anadolu şairi ise Ömer Bedrettin Uşaklı'dır. Doğayı, denizleri işlemiş bir sanatçıdır Ömer Bedrettin Uşaklı ve Anadolu şairi olarak tanınmıştır. Evler şairi Behçet Necati Gil burada yok. Dolayısıyla 4 boşta kalıyor ve doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Bu özellikler aşağıdaki şiir eğilimlerinden hangisine aittir? Serbest nazım anlayışının 1940-1960 arası devamıdır. Devamıdır diyor. Şiirlerinde ideoloji ön plandadır. Öz biçimden önce gelir. Söylev havası vardır. Eserlerinde toplumcu şiir zevk ve anlayışına ait özellikler var burada arkadaşlar. Toplumcu şiir zevk ve anlayışında faydacılık esastır. Yani içeriğin biçimden önemli olması, şiirlerin söylev havasında aktarılması özelliği söz konusudur. Bunun yanında sosyalizm önemlidir. Fütürizm akımından etkilenmişlerdir ki özellikle Nazım Hikmet'i görürüz fütürist anlayışta yazmış olduğu şiirlerde. Toplum için sanat yapılmıştır. Mayakovski'den etkilenilmiştir. Rus şair Mayakovski'den etkilenilmiştir. Daha demin de söylemiş olduğum gibi Nazım Hikmet önemli bir temsilcistir. Bunun yanında Ercüment Behzat Lav gibi ya da İlhan Bekir Tez gibi diğer önemli temsilciler de bu anlayışın e, ürünlerini ortaya koymuş sanatçılardandır. Doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır.